Karagöz, Doktor Bana Doğruyu Söyle'yi sunar. NTV Radyo İstanbul Stüdyosu'na hoş geldiniz. Ben Öykü Özdoğan, Doktor Bana Doğruyu Söyle programındasınız. Bugün görme bozukluklarında lazer tedavileri üzerine sohbet edeceğiz. Stüdyomuzda Dünya Göz Hastanesi'nden göz hastalıkları uzmanı, operatör doktor Bayram Yapıcı var. Hoş geldiniz stüdyomuza. Teşekkür ederim, hoş bulduk efendim. Telefon numaramızı hatırlatalım dinleyiciler için. 0212 335 47 20. Aynı zamanda bu yayının Dünya Göz Hastanesi'nin Facebook hesaplarından da canlı yayınlandığını belirtelim. 0212 335 47 20 nolu telefondan görme bozukluklarında lazer operasyonları tedavileri üzerine sorularınızı da bekliyoruz diyerek bir hatırlatmada bulunalım. Önce hangi görme kusurlarında lazer tedavisi yapıldığını konuşarak başlayalım mı? Görme kusurlarından miyop, hipermetrop ve astigmatta lazer tedavisi yapılabiliyor efendim. Peki ilk olarak ne zaman görme kusurları kendini belli ediyor yaş olarak ve nasıl belli ediyor? Doğuştan itibaren başlayan grubu var. Bu en zor anlaşılan bölümü. Çünkü çocuklar ne gördüklerini söyleyemedikleri için aileler çok geç farkına varabiliyorlar. O yüzden çocukluktan başlayabiliyor ve her hayatın her yaş döneminde görme kusuru gelişebiliyor efendim. Belirtiler anlaşılmaya başlandığında ya da teşhis koyulduğunda görme kusurunu yavaşlatmak ya da tamamen engellemek mümkün mü? Güzel bir soru ama maalesef bu bugünkü şartlarda mümkün değil. Oftalmoloji 100 yıldır bu konu üzerinde çalışıyor ama hala bu işi tam durdurabilmenin yolunu bilmiyoruz. Dolayısıyla kaç yaşında durur mu sorusu da çürümüş oldu. Evet efendim. Yani herhangi bir yaş döneminde bununla ilgili yapılmış eski dönemlerde ameliyatlar var. Bugün hala çalışmalar var. Numarayı durdurabilmek mümkün değil. Bu genetik kodlanmış. Siz ne yaparsanız yapın o kendi kodlandığı yere geliyor. Peki lazer operasyonun buradaki etkisi nedir? Lazer operasyonu numarası durmuş insanların, ilerlemesi durmuş insanları ihtiyaç duydukları gözlükten kurtarmak için yapılan bir şey. Sadece gözlük değil, kontak lens kullananlar da var. Gözlükten ve kontak lensten kurtulduklarında numara durmuş olmuyor mu? Evet, hayır. Durmuş kişilerde bu ameliyat yapılıyor. Lazer cerrahisi var olan değeri sıfırlar. Sizin yaptığınız herhangi bir refraktif cerrahi illa lazer olması gerekmiyor. O anki değeri siz düzeltiyorsunuz. Eğer durmamışsa, ilerliyor ise bunun üzerine hiçbir etkisi yok. Örnek vereyim, 5 numaraya kadar genetiğinizde kodlanmışsınız. Biz 3 numarada ameliyat ettik sizi. 2 numara tekrar bozuluyorsunuz. O yüzden bazen duyarsınız ben ameliyat oldum numaram tekrar geri döndü derler. Aslında onların büyük bir kısmı numara durmadan ameliyat olmuş insanlardır. Numaranın durduğunu nasıl anlıyoruz hocam? Genelde dünyada kabul görmüş şöyle bir şey var. 2 yıl numaranız eğer ilerlemiyor ise bu ilerlemeyi şöyle algılamamak lazım. Nümerik değerlerden konuşursak eğer hani bir yere gittiniz 3 dediler, bir yere gittiniz 2.75 dediler. Ben bundan bahsetmiyorum. Bir yere gittiniz 2.25 dediler, bir yıl sonra 3 oldunuz, işte bu ilerleme. Ama artı eksi 0.25 bandı ilerleme veya gerileme sayılmıyor. O yüzden 2 yıl numaranızın artı eksi 0.25 bandında kalması önemli. Biz o zaman durmuş olarak kabul ediyoruz. İleri yaşlarda numaranın ilerlemesi mümkün mü? Aslında az önce konuştuk bunu, her yaşta ilerlemesi mümkün ama ileri yaşlarda evet. Bilinir olan şey şu, insanoğlu biliyorsunuz toplam 40 santim boyunda 3 kilo doğuyor ve erişkin yaşa geldiği zaman boyunuz belli bir seviyeye geliyor ve gözünüz bu arada da vücudunuzla birlikte büyüyor. Bu erişkin döneme gelme zamanında 5 milimetre kadar bir büyüme oluyor insan gözünde. Bu da 15 numaraya tekabül ediyor. Yani aslında hepimiz 15 numara miyop olmak üzerine doğuyoruz bünyesel olarak. Ama bu dönem bir dönem sonra ilerleme durunca, büyüme durunca ileri yaşlarda bu defa başka faktörler devreye giriyor. Örnek kronik hastalıklarınız, şeker hastalığı mesela veya gözünüzün merceğinin yaşlanması, bu tür durumlarda numaralar değişiyor tekrar. Numaranın durması gerekiyor lazer operasyonu yapılabilmesi için dediniz. Başka kriterler var mıdır? Herkese uygulanabiliyor mu lazer operasyonu? Hayır, herkese uygulayamıyoruz. Lazer cerrahisinde uygulama yaptığımız yer kornea. Yani gözün en dış kısmı. Bizim için onun her şeyi çok önemli. O yüzden korneanın lazere uygun olması gerekiyor.
İnsanlarımız biliyorlar işte kalınlığı uygun değilmiş benim falan diyorlar ama sadece kalınlık değil başka faktörler de var. O yüzden korneye uygun olması lazım birinci. İki, sonuçta biz korneye ameliyat ediyoruz ama gözü ameliyat ediyoruz. O yüzden gözün bazı hastalıkları bizim ameliyat etmemize engel oluyor. Örnek göz tansiyonu, örnek katarakt olan insanlar veya kronik iltihabi göz hastalığı olan insanlar lazer cerrahisi olamıyorlar. Bunun dışında göz dışı sebeplerimiz var. Romatizmal hastalıklar, ileri seviyede kontrol edilemeyen diyabetlerde de lazer cerrahisi yapamıyoruz. Telefon numaramızı hatırlatayım. 0212 335 47 20 görme bozukluklarında lazer tedavileri üzerine sohbet ediyoruz. Stüdyo konuğumuz operatör Doktor Bayram Yapıcı ile sorularınızı almaya başlayabiliriz. 0212 335 47 20 telefon numaramız. Başarılı bir lazer operasyonu nasıl olmalı? Nedir olmazsa olmazı? Nasıl hazırlanılmalı? Nasıl geçmiş olmalı? Şimdi başarılı bir lazer cerrahisi hastanın mutlu olduğu cerrahidir. Yani bunu öyle düşünmek lazım. Siz bir işi yaptığınız zaman teşekkür ederim ben bu işten çok mutluyum, harika oldu dediği zaman işiniz başarılı olmuştur. Çünkü bir örnek vereyim. Mesela bir bağırsak ameliyatı oldunuz ve karnınızda bir makas unutuldu veya atıyorum bir probleminiz oldu. Havalimanında ötmezse kimse anlamıyor. Ama bizim göz öyle değil. Yaptığımız işte her şey göz önünde. Çünkü onu her zaman kullanıyorsunuz. En ufak bir hata, en ufak bir mutsuzluk verici durum hemen algılanabiliyor. O yüzden bence başarılı cerrahinin birinci durumu ben teşekkür ederim, çok mutluyum dediği zaman siz başarılı olmuşsunuzdur. Peki dinleyici sorularını almaya başlayalım. Kulaklığınızı takın lütfen siz de. Merhaba, yayındasınız. Buyurun lütfen. İyi günler diliyorum. İsmim Mehmet. Şimdi bir muayene olmuştum ben gözümden. Lazer tedavisi düşünüyordum. 1.5'ta 1.75 bandında değişiyor. Sağ ve sol gözüm. Sağ gözümde görme kabiliyeti biraz düşük sol gözüme göre. Ameliyat için doktorla görüştüğümde 0.50'ye düşmesi başarıdır demişti bunun benim için. Yalnız zaten 1.75 gözümün 0.50'ye düşmesi çok da istediğim bir şey değil. Sıfırlamasını hani istiyorum. Bununla ilgili teknolojiler ne durumda? Kesinlikle sıfırlanabiliyor mu yoksa 0.50 hala bir başarı mıdır ameliyat sonucunda? Soralım. Şimdi efendim burada artı eksi 0.50 bandı literatürlerde başarılı cerrahi olarak adlandırılır. Yani bir kişinin numarasını artı eksi 0.50'ye düşürdüğünüz zaman siz bu cerrahi başarmışsınız demektir. Şimdi lazer cerrahilerinde bizim en hani mutsuz olan grubumuz sıfıra kendini kodlamış insanlar. Aslında bunu şöyle değiştirmek lazım. Gözlükle veya lensle nasıl görüyor ise aynı görmeyi bizim bu numaralarda sağlama şansımız %95. Bu çok yüksek bir oran. Hayır, ben sıfır istiyorum. Üzgünüm, böyle bir cerrahi kimse vaat edemez. Çünkü sonuçta biz 2 daha 4 eden bir matematik problemi çözmüyoruz. Bir insanı ameliyat ediyoruz ve artı eksi 0.50 bandı bu cerrahilerde başarı kriteri olarak başarılıdır deniyor efendim. O yüzden %100 sıfır, üzgünüm öyle bir şey yok. Peki kaç dereceye kadar lazerle sıfırlanma ihtimali daha yüksektir diyelim? Bir ile şöyle söyleyeyim, başarı oranı sıfır kelimesi buraya yine müdahalede bulunmam lazım. Böyle bir şey yok. Yok, onu sormuyorum. Kaç derece miyop ise sıfırlanma ihtimali daha yüksektir? Tabii numaranız arttıkça başarı kriteriniz biraz düşüyor. Ben size kendi pratiğimden bilgiler vereyim. 1 ile 6 numara arası en başarılı olan grup. Yani burada %95'lere yakın başarı elde ediliyor. 6 ile 8 arasında başarı oranı biraz düşüyor. Bunlarda yaklaşık %85-90 arasında bir değer elde ediyoruz. Zaten 8'in üzerine de pek fazla yapmamakta fayda var diye düşünüyorum. Peki dinleyici sorularına devam edelim. Buyurun, yayındasınız. Radyonun sesini kısar mısınız lütfen? Sizi dinliyoruz, buyurun. Alo. Merhaba. Geliyor mu efendim? Merhaba. Sorunuz var mı? Evet efendim. Ben Feryal, İzmir Baltova'dan arıyorum. Zamanınızı almamak adına soracağım soru hemen bir cümleyle olsun istiyorum. 44 doğumluyum efendim ve doğuştan astigmatla doğmuşum söylendiğine göre. Kendim bilgimdendir. Gözlük takıyorum. Şimdiki şikayetim.
20 yıl öncesine dağılıyor. Işık çakmaları geçiyor. Yani işte 20 yıl öncesinden başlıyor. Işık çakmalarıyla görme bozuklukları başladı. Bunlar incelendi. Fakat tamamen migrene bağlandı. Sonra damar tıkanıklığına bağlandı ama gözlerde yok dendi. Şimdi bu daha da arttı. Bazen gözlerimde kasılmalar oluyor. Sanki böyle içeriden zorla kendim yerine oturtuyormuşum gibi. Katarak başlangıcı dendi. Buna bir teşhis konmuyor. Gerçekten migren midir? Migren bunları yapar mı? Evet efendim. Migren teşhisi bizi en çok zorlayan teşhislerden bir tanesi. Gözde eğer organik bir bozukluk yok ise, yapılan muayenelerde gözde herhangi bir patolojiye rastlanmamışsa, akla yatkın ilk sebep migrendir efendim. Geçmiş olsun diyelim. Diğer dinleyicimizi yayına alalım. Merhaba, yayındasınız. Alo. Buyurun lütfen, sizi dinliyoruz. Yayında mıyım şu an? Tabii. İyi günler. İyi günler hocam. İyi günler efendim. Hocam benim gözlük numaraları 5 numara. Göz doktoruna gittim. Sen göz numaraları isteriz dedi nazar ameliyatta ama ben de hayır dedim. Bir de hocam sarı nokta dedi, hastalık oluyormuş da ameliyatından sonra. Nazar ameliyatından sonra sarı nokta hastalığının görünme ihtimali var mı hocam? Hayır efendim, birbirleriyle bağlantısız iki yer. Yani burnunuzdan ameliyat olup apandisit olmanız gibi bir şey oluyor bu. Hiç alakası olmayan bir durum. Sarı nokta başka bir yer. Ama bu çok pratikte karşılaştığımız bir şey. Ben 2 yıl ameliyat olmayan hastam var benim. Lazer yaparken gözüm beynime kaçar mı lazer diye. Sonunda ikna oldu ve lazer oldu. Bu lazerin özelliği şu. Sadece korneaya etkilidir. Ve vücudun herhangi bir bölümünü bu ameliyatı oldunuz diye bir şekilde zora sokmaz. Gözünüzün herhangi bir bölümünü. Ama beyefendi ilk sorusunu anlayamadım. -5 ile ilgili olanı çözemedim. Ama sarı noktayla lazer arasında bağlantı yoktur efendim. Peki lazer operasyonunu biraz daha anlatalım mı hocam? Korneaya uygulanıyor dediniz. Operasyonun kendisi ne kadar sürer? Kesi var mıdır? Ağrı oluyor mu? Operasyon sonrasında batma, yanma olabiliyor mu? Bir o bölümü özetleyebilir miyiz? Peki efendim. Şimdi lazer cerrahisi çok hızlı ve çabuk olan bir ameliyat. Genelde 6 ile 8 dakika arasında kendi pratiğimde yapıyorum. Ve bunun 6 ile 8 dakika içinde yapılıyor olması çok kolaymış. Öyle ama çok komplike bir işlem bu. Ama hasta açısından komplike olan durumu hiçbir şey yok. Sadece biraz stresi oluyor. Ne olduğunu bilmiyor çünkü. Bir soğuk bir odada bir lazer cihazını görünce ilk başta şaşırıyor ama çoğu zaman ışığa bak, oraya bak dediğin zaman her şey bitmiş oluyor. Yani hasta açısından çok konforlu. Hissettikleri şey biraz stres, hafif bir baskı hissi. Bunun dışında 6 ile 8 dakika içinde hiçbir şey anlamadan ameliyatları bitiyor. Anestezi nasıl yapılıyor? Biz topikal anestezi yapıyoruz. Yani damlayla uyuşturuyoruz. En kolay cerrahi mesela diş hekimlerinde de biliyorsunuz dişinizi uyuşturuyorlar ve yaptıkları şeyin ne olduğunu anlamıyorsunuz ama bütün dişinizi alsalar haberiniz olmuyor. Bize de öyle. Topikal anestezi ve 6 ile 8 dakikada işlem bitiyor. İşlem sırasında ağrı duymuyorlar. Sonrasında bütün cerrahiler için geçerli 5-6 saat kadar yanma, batma ve sulanma hissi olabilir. Bazen aman hocam beni ameliyat ettiniz hiç anlamadım diyenler de var. Bazen hayatımın en kötü 6 saati diyenler de var. Bu kişisel bir şey. Soğan doğramak gibi düşün. Bazı insanlar hiç zorlanmadan tık 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 doğruyor. Mesela ben soğan doğranan yere giremiyorum. Öyle düşünmek lazım. Bu kişisellikle ilgili bir sorum olacak ama uzunca bir süredir bekleyen bir dinleyicimiz var. Yayını alalım. Merhaba, sizi dinliyoruz. Buyurun. Alo, merhabalar. Merhaba. İsmim Naim. Öncelikle bir konu hakkında bilgi alacaktım. Yayınınızı internet üzerinden takip ediyorum da. Ben kendim 50 yaşındayım. Retin iç pigmentoze, yani gece körlüğü tavuk arası rahatsızlığım var. Bu rahatsızlığın herhangi bir tedavisi başladı mı acaba? Efendim, öncelikle geçmiş olsun. Retinitis pigmentosa'nın bilinebilir bir tedavisi halen yok. Çok yaygın çalışmalar var, gen terapileri vesaire ama hani bu budur denmiş bir kanıtlanmış tedavisi yoktur efendim. Sadece çok az görmesi olan insanlarda biyonik göz denen bir sistem kullanılıyor şu anda. En azından görmeyi belli bir seviyeye çıkarabilmek için.
Ama o da çok özel şartlarda ve çok düşük görmelere yapılıyor. 0212 335 47 20 telefon numaramızı hatırlatalım. Görme bozukluklarında lazer tedavileri üzerine konuşuyoruz. Operatör Doktor Bayram Yazıcı ile. Aynı zamanda bu yayının Dünya Göz Hastanesi'nin Facebook hesabından da canlı yayınlandığını belirtelim. Diğer dinleyiciyi alalım yayına. Sizi dinliyoruz, buyurun. Alo, kolay gelsin. İyi çalışmalar. Teşekkürler. Ya aslında benim hocama sorun, yani lazer tedavisiyle ilgili değil ama ben şimdi uzun yol sürücüsüyüm, şoförüm. Benim zaman zaman 15-20 gün, 20 gün, işte 30 gün, bir ay, yani belirli aralıklar içerisinde sağ gözümde kanamalar oluyor. Göz doktoruna gittim, yani oradaki göz damarının zayıf olduğunu söyledi ama başka bir şey de söylemedi. Ben bununla ilgili hocamdan bir bilgi almak istiyorum. Evet, öncelikle geçmiş olsun. Bu yaşadığınız şey subkonjüktival hemoroji dediğimiz bir durum. Gözün dışındaki bazı damarların zayıf olmasından kaynaklanıyor. Bu bir hastalık değil. Biz bunun için ilaç bile vermiyoruz hastalık gelen kişilere. Sadece estetik problem yaratıyor dışarıdan bakınca. Biraz hafif batması falan oluyor ama bunu bir hastalık olarak almıyoruz. Benim size tavsiyem, bu problemin gözle pek bağlantısı yoktur. Lütfen genel vücut sağlığınızı bir kontrol ettirin. Çünkü ateroskleroz, hipertansiyon gibi durumlarda bu kanamalar çok sık oluyor. Size tavsiyem, bunun hiçbir zararı yok göz üzerine. Lütfen gidip bir dahili kontrolden geçiniz. O zaman geçmiş olsun değil, iyi yolculuklar dileyelim dinleyicimize. Uzun yol şoförüymüş zira. Az önce kişisellikle ilgili bir sorum olacak demiştim. Kişiye uygun lazer operasyonu yapılabiliyor mu? Herkesin gözü farklı dedik. Evet. Günümüzde konsept bu. Sadece lazerle değil, hayatın her basamağında kişiye özel işler yapılıyor artık. Bir sürü sektörde böyle. Biz de öyle. O göz neye ihtiyaç duyuyor ise bunu saptayıp o kişiye özel bir lazer cerrahisi yapabiliyoruz. Fakat bu, hani şöyle algılamamak lazım. Her talep kabul edilebiliyor, her şeyi yapabiliyoruz. Hayır, limitlerin izin verdiği, gözün izin verdiği her şeyi kişiye özel planlayabiliyoruz. Peki, oldukça fazla dinleyici sorusu var. Almaya başlayalım tekrar. Dinleyicilerimize bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yayına bağlandığınızda radyonuzun sesini kısarsanız daha kaliteli bir yayın yapmış oluruz. Buyurun lütfen, sizi dinliyoruz. Efendim, kolay gelsin. Ben kulaklıktan dinliyorum sizi ama bilmiyorum benim soracağım soru soruldu mu? Şöyle bir sorum var önce hocama da. Şimdi benim genelde miyop, uzak gözlük kullanıyorum. 2 civarı diyelim, 2'nin birazcık altında. Şimdi lazer ameliyatı bulursak yakın gözü kullanmak zorunda kalacak mıyız? Yani yakında şu anda ben kitap okurken ya da gazete okurken okuyorum gözlüksüz. Bunu öğrenmek istedim hocamızdan. Ricamız kolay gelsin. Kaç yaşındasınız efendim? Efendim 46. Peki efendim. Şimdi öncelikle geçmiş olsun diyeyim. Şimdi şunu bilmek gerekiyor. Yakını görememek doğanın bir gereği. Hepimiz 45 yaşına geldiğimiz zaman, ki 40'lı yaşların ortalarından itibaren vücut ilk belirtiyi yakın okumakta veriyor. Şimdi siz miyopsunuz. Miyop olduğunuz için uzağı iyi görmüyorsunuz. O yüzden gözünüzde gözlük olmadığında yakını iyi görebiliyorsunuz. Ama gözünüze gözlük taktığınız zaman aynı gözlükle yakını okumak artık eskisi kadar kolay değil. Seneye daha da zor olacaktır. O yüzden yakın lazer cerrahisi olduğunuzu düşünün bu yaşta. Evet, yakın gözlüğü kullanacaksınız efendim. Geçmiş olsun diyelim. Diğer dinleyicimizi yayına alalım. Buyurun lütfen. Ha, kolay gelsin. Teşekkürler. Ben 1,5 ay önce bir lazer ameliyatı oldum da. Şimdi gözlerimde hala böyle tam olarak netleştirememe. Şöyle söyleyeyim, numaramda da tam olarak sıfırlanmadı. 1-1,5 gibi falan kaldı. Bunun belli bir evresi var mı? Yani belli bir süreden sonra mı tam olarak numara düşecektir, yani netleşecektir? Onu öğrenmek istiyordum ama. Efendim, geçmiş olsun. Bir soru da ben size sorayım. Hangi ameliyat, hangi sistemi oldunuz? Hattan düştü diye. Öyle mi? Peki, o zaman şöyle söyleyeyim. Lazer cerrahisinin tipleri var ve bu tiplerin iyileşme süreçleri de farklı farklı. Ve numaraya bağımlı olarak da iyileşme süreçleri farklı farklı. Örnek, 5 numara miyopsunuz ve ameliyat oldunuz ve kesili bir sistemle ameliyat oldunuz. Yani bizim intralase dediğimiz sistemle ameliyat oldunuz. Ertesi gün işler yolunda, çok iyi görürsünüz.
Aynı numaraya PRK dediğimiz bir sistemle, yani kesesiz bir sistemle ameliyat oldunuz. 3 ay boyunca bulanık görürsünüz. O yüzden lazer cerrahisinde numara iyileşmeleri genelde 3 ayı buluyor. Ama 5 numara hipermetropsunuz mesela, 6 ay bulanık görebiliyorsunuz. Yani 5 numara astigmatsınız, ortalama 4 ile 6 ay arasında bulanık görebiliyorsunuz. O yüzden kaç numaraya ameliyat oldu, hangi sistemi oldu, bu iyileşme süreci üzerinde benim cevaplamam için en önemli şeyler. Peki kaç çeşit lazer yöntemi var? Şimdi iki ana başlık altında size söyleyebilirim. İsim olarak söylersem o kadar çok ki, bu show business biliyorsunuz, herkes her firma ayrı bir isim altında lazer cerrahisini sunuyor. Aslında hepsi aynı kapıya çıkıyor. Ama iki tane ana başlık yapılışla ilgili. Bir tanesi kapaklı, yani bir flap kaldırarak yapılan işlemler. Hızlı ve çabuk iyileşen bir grup bu. Bir de kapak kaldırmadan, yani flap'ı hazırlamadan yapılan işlemler. Bunlar da daha geç iyileşen ama sonuçta aynı başarıya sahip ameliyat grupları. Şimdi bir de ortada bir sistem var, Smile diye. Burada kapak yapılıyor ama kaldırılmıyor. Böylece iki sistemin de kendine göre olan artılarını bir arada topluyor. Az önce siz de bahsettiğiniz ama bir kez daha ayrıntılı üzerinden geçirmekte fayda var. Uzun zamandır uygulanan bir yöntem olmasına rağmen hala bazı çekinceler olabiliyor. Lazer operasyonların bir yan etkisi, bir dezavantajı var mıdır ki hala böyle bir kanı var? Şimdi ben 16 yıldır bu işi yapıyorum, bu pratiği yapıyorum. 16 yıl önce ama hastalar geldiklerinde bize, hocam daha bu 10 yıl oldu, ne olacak diyorlardı. Hala hep aynı soru geliyor. Hocam 10 yıldır bu ameliyat var, ne olacak? Bu ameliyat 26 yıldır yapılıyor. Kendini kanıtlamış bir cerrahi. Ama sonuçta operasyonla ilgili, hani numarada geri dönüşler vesaireler, bir sürü duyulmuş şeyler var. Evet, doğru gözde, doğru yapılmış, doğru uygulanmış bir cerrahide oldukça başarılı sonuçları var ve hastalar çok mutlu oluyorlar. O yüzden hani 26 yıldır yapılıyor. Şöyle düşünün, bugünkü teknolojide doğru göze doğru cerrahi yapılmasa sonuç hala hüsran. Bir dezavantajı veya bir yan etkisi yok. Doğru cerrahide. Bir de şöyle söylemek lazım. İnsan, az önce söyledim, 2 daha 4 etmiyor. Yani sizin o muayene sırasında nelerle karşılaşacağınızı zaten az çok biliyorsunuz, bir tecrübeli bir hekimseniz eğer. Mesela bazen insanlara şunu söylemeniz gerekiyor. Gece araba kullanırken ışıklarınız, biz ne kadar bunu düzeltmeye çalışsak da bir kısım dağılacak. Veya siz bir dönem göz kuruluğu yaşayacaksınız belli bir süre. Belki bu sürekli olacak. Bunları hep muayene sırasında görerek söylemek gerekiyor. Ama siz bunları söylemezseniz, hastalar da yeterli bilgiyi almazsa, bu defa aslında bu işin doğasında olan bir sürü şey bir yanlışlık olarak ortaya çıkıyor. Peki dinleyici sorularına devam edelim. Merhaba, yayındasınız. Merhabalar. Merhaba. Hocam, ben katarak testi kondu. İki gözden de katarak olmam gerekiyormuş. Şimdi bana tek odaklı ve çift odaklı lens takılması yönünde tavsiyeler de var. Hocam benim sorum şu: tek odaklı takılırsa ileride yakını görme, yaşım 40, yakını görmem bozulacağı söylendi. Hı hı. İleride tek odaklı mercek takılırsa, lazerle yakını bozulursa düzeltebilir miyim? Bir de takılan mercekler tekrar yenilenebiliyor mu? Hı hı. Öncelikle geçmiş olsun. Şöyle söyleyeyim, tek odaklı mercek takıldığı andan itibaren size iki seçenek sunarlar. Ya uzağı mı görmek istiyorsun, yakını mı görmek istiyorsun? Ben yakını görmek istiyorum diyorsanız, biz sizi uzağı bozarak ayarlıyoruz numaranızı. Bir miktar miyop bırakıyoruz. Ama ben uzağı iyi görmek istiyorum dediğiniz anda, bu cerrahi olduğunuzun ertesi günü yakın gözlüğü kullanacaksınız. Çünkü odaklama yapan merceğinizi artık almış oluyoruz. Bunun dışında göz içine takılan lensler sürekli yenilenmesi gereken lensler değil, ama sorunuz eğer şuysa, ben bunu ileride değiştirebilir miyim? Şimdi kataraktım alınsın, daha sonra belki çok odaklı taktırabilirim. Evet, bu yapılabilir ama katarak ameliyatının en zor bölümlerinden bir tanesidir o. Yani siz işinizi biraz yokuşa sürmüş oluyorsunuz. Eğer imkanlarınız uygunsa, bence gözünüz de uygunsa, en mantıklısı çok odaklı merceği şimdiden taktırmak. Diğer dinleyicimizi aldık yayına. Buyurun lütfen. Alo. Merhaba. İyi günler diliyorum efendim. Teşekkürler. Çok beklettik sizi. Buyurun. Rica ederim efendim. Önemli değil.
Sayın hocamıza bir sorum olacak. Ben şimdi yakını göremiyorum. Yani bir kitabı okuyamıyorum ama uzakta net görüyorum. Şoförüm zaten meslek olarak. Ama yakını göremiyorum. Bir kitabı okuyamıyorum. Evet. Yani bunun bir tedavisi mümkün mü acaba, lazer tedavisi falan? Şimdi öncelikle geçmiş olsun. Siz toplumun 45 yaşına gelmiş herkesin yaşadığı şeyi yaşıyorsunuz. Doğanın kanunu bu. Eğer uzağı iyi görüyorsanız 45 yaşlarda yakını görememeye başlıyorsunuz. Şimdi bunun lazerle cerrahisi mümkün mü? 16 yıldır bu işi yapıyorum demiştim ben. Evet, 16 yıldır bunun üzerinde çalışıyorlar. Her sene yeni bir şey bulunuyor. Biz bunu yaptık ve çok iyi lazeri yakın düzeltiyoruz diye, ama hepsinin bir sene sonra yeterli olmadığı ve sonuçlarının doğru olmadığı ortaya çıkıyor. Yakının oluşum mekanizması gözün merceğiyle ilgili, lazer cerrahisi gözün dışına, yani korneye yapılıyor. O yüzden camın bir tarafına kağıt koyup öbür tarafından yazı yazmak gibi bir şey bu. Yani yakını lazerle düzeltmek şu anda mümkün değil. Peki, diğer dinleyicimizi alalım yayına. Sizi dinliyoruz, buyurun. Şu anda. Alo. Radyonuzun sesini kısar mısınız? Alo. Radyonuzun sesini kısar mısınız lütfen? Kıstım, yayındasınız. Evet. Buyurun. Şimdi ben de tır şoförüyüm. 11-12 seneden beri üveit var. 8 defa ameliyat oldum. Sol gözümde böyle insanın, diyelim, örnek vereyim, kafaya baktım böyle, mesela kulağı göremiyorum. Sol gözümde böyle belirli bir noktaları hiç göremiyorum. Şu anda da hap kullanıyorum. Kortizonla İmoran kullanıyorum. Bu şekilde. Sorunuz nedir tam olarak? Lazerle yani, tedavi etmek mümkün mü? Evet. Evet, evet. Efendim, öncelikle geçmiş olsun. Üveit gözün kronik hastalıklarından bir tanesi ve lazer tedavisinin üveit üzerine hiçbir etkisi ve tedavi edici rolü yoktur efendim. Hatta az önce söylemiştim, kronik hastalıklarda herhangi bir lazer cerrahisi de uygulanamıyor. Yani siz, ben numaram var, bunu düzelttirmek istiyorum deseniz de bu üveitle lazer cerrahisi olamıyorsunuz. Lazer cerrahisinin bu yüzden üveit üzerine hiçbir etkisi yoktur efendim. Merhaba, yayındasınız. Merhabalar, benim bir sorum olacaktı. Sorumuza. Sarı benek hastalığı ile ilgiliydi. Sarı benek hastalığının tedavisi şu an günümüzde mevcut mu acaba? Efendim, geçmiş olsun. Sarı benek hastalığı dedikleri şey yaşla birlikte oluşan bir problem. Ve şudur, nokta tedavisi böyle böyle yapılıyor dediğimiz bir tedavisi yok. Çünkü sonuçta olay yaşlanmayla ilgili ve biliyorsunuz yaşlanan vücutta pek çok şeyi geri getiremiyorsunuz. Sarı noktada böyle, eğer yaşlanmaya başladı ve orada bazı problemler olduysa bunu geri döndürmek mümkün değil, ama daha ileriye gitmesini engellemek mümkün olabilir. Bununla ilgili tedaviler var. Bir doktorunuzla konuşarak bu tedaviler hakkında bilgi alabilirsiniz, ama problemi geri döndürmek değil, ilerlemesini engellemek için yapılıyor. Süremizin sonuna geliyoruz. Bir dinleyicimiz daha var, sorusunu alacağız ama şu birkaç soruyu da sormadan kapatmayalım istiyorum. İleride gelişebilecek başka rahatsızlıklarda tekrar ikinci kez lazer operasyonu yapmak mümkün oluyor mu? Ve ikinci kez yapılıyor olması sonucu bir şekilde etkiliyor mu? Hı hı. Şimdi lazer cerrahisi tekrarlanabilir bir cerrahi. Ben kendi pratiğimde bir hastam vardı, hiç unutmuyorum, Çekoslovakya'da ameliyat olmuştu eski bir sistemle. 5 defa lazerle ancak düzelttik gözünün bozukluğunu, ama sonuçta tekrarlanabilir bir şey. Burada önemli olan şey sizin gözünüz neye izin veriyor? Yani bu da kişisel bir şey. Bazen geliyor, diyorlar ki benim numaram 2 numara, arkadaşım 5 numara ameliyat olmuş, ben niye olamıyorum? Ama her göz farklı farklı, o yüzden sizin gözünüzün izin verdiği şey önemli. Evet, lazer cerrahisi yapılabilir. Başarı sonuçları her yapılışında biraz daha azalır. Ama sonuçta gözün ne kadar izin verdiği önemli. Kontak lens de lazerde yeri olan bir konu anladığım kadarıyla, birkaç dinleyicimiz de sordu ama bir toparlamak gerekirse, lazer muayenesinden kaç gün önce kontak lensi ara vermek gerekiyor? Ara vermek gerekiyor mu? Kontak lens lazere engel midir ve etkisi nedir? Şimdi kontak lensi korneanın üstüne yerleştiriyoruz. Şimdi izleyicilerimiz bizi görmüyor ama ben şu anda bir koltukta oturuyorum. Birisi yandan baksa koltuğu çökmüş olarak görür. Ayağa kalkınca eski haline geri geliyor. Korneada böyle yumuşak elastiki bir doku. Siz kontak lensi üzerine koyduğunuz zaman eski haline gelmesi, eğer yumuşak lens kullanıyorsanız bir hafta, minimum 5 gün diyelim.
Eğer sert lens kullanıyorsanız minimum 2 hafta. Niye önemli? Biz korneayı ameliyat ediyoruz. Onun her şeyi bizim için önemli. Bazen yapısını ölçümlerde bize yanlış olarak gösteriyor. Yanlış astigmatlara sebep oluyor. O yüzden bir hafta lens takmamayı öneriyoruz. Yumuşak lens, sert lens 2 hafta. Peki kontak lens dışında lazer ameliyatından önce dikkat edilmesi gereken başka şeyler var mı? Evet, bu soru aslında yani cevabı sadece şöyle olabilir. Ameliyatla ilgiliyse eğer, cevabı parfüm kullanmayın. O kadar, onun dışında pek yaptıkları bir şey yok. Çünkü lazer bir gaz, özel bir gaz sistemi. İçeride nemden ve parfüm kokusundan etkileniyor. Biz hastalarımıza sadece onu söylüyoruz. Lütfen lensizi bir hafta kullanmayın ve gelirken parfüm sıkmayın. Bir de göz etrafına makyaj istemiyoruz. Kalıcı makyajlar hariç. Yani bunlara uyduğu müddetçe biz başka bir şey istemiyoruz hastalarımızdan. Lazer operasyondan sonra göz damlası kullanmak gerekiyor mu? Ne kadar süreyle? Şimdi burada kullanılan sisteme göre değişiyor. Ama hani ortalama bir şey derseniz maksimum kullanacağınız ilaç suni gözyaşı damlasıdır. O da 3 ay boyunca kullanıyorsunuz maksimum. Onun dışındaki diğer ilaçlar genelde 1 hafta ile 10 gün arasında kesiliyor ve 3 damla kullanıyoruz çoğu zaman. Peki süremizi aştık ama bekleyen dinleyicimizin sorusunu lütfen çok kısa alalım hocam, cevap da kısa olsun. Buyurun. Merhaba, iyi yayınlar, kolay gelsin. Buyurun. Ben hocama bir soru sormak istiyorum. Ben 2008 yılında sol gözümde bir kırık görme başladı. Onun akabinde Haydarpaşa Gülhane Akademisi'nde İstanbul'daki bölümde tedavi tetkikler yapıldı. Sağ göz %50, sol göz %25 olarak değerlendirildi görme oranı. Ve son olarak da özel bir hastanede yaptırdığımda ise %1 olarak söylendi sol gözün görme oranı ve görme sinirinin solduğu söylendi. Bunun geri dönüşü var mıdır? Öncelikle geçmiş olsun. Buna iyi bir cevap vermek isterdim ama maalesef eğer dedikleri gibiyse, yani görme siniriniz işlevini yitirmiş ise, bunun günümüzde bilinen bir tedavisi yoktur efendim. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza konuk olduğunuz için. Ben teşekkür ederim. Dünya Göz Hastanesi'nden operatör Doktor Bayram Yapıcı bizimleydi bu hafta. Görme bozukluklarında lazer üzerine sohbet ettik. Ben Öykü Özdoğan. Önümüzdeki pazartesi bir başka konu ve konuğumuz olacak. Hoşçakalın.